Alanya'da Yeşilöz mahallesinde bulunan kum zambakları kimliği belirsiz kişiler tarafından koparılarak yakıldı. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında bulunan ve bu nedenle 2016 yılında Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambaklarını koparanlara ise 80 ile 120 bin TL aralığında para cezası uygulanıyor. Sahilde karette ve kum zambakları için yıllardır gönüllü olarak nöbet tutan Güldane Şahin, koparılan kum zambaklarını cep telefonuyla kaydederek yetkililere ihbarda bulundu. Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı. Kum zambaklarının yakıldığını belirten Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şeref Nur Kayhan, levhasının bile bulunduğu bu bölgede katliam var. Biliyorsunuz kum zambakları da koruma altında, karettalarımız da koruma altında. Şahıslar kendi önlerinde misafirlerini ağırlayabilecekleri plajı düzenleme adına gördüğümüz gibi bütün orada bulunan kum zambaklarımızı toparlayarak yakmışlar dedi. Evet, şu anda Yeşilöz sahilindeyiz. Bugün aldığımız haber üzerine buraya ulaştık. Turizm sezon başladığı için bir takım sahillerimizde bir takım olumsuzluklar rastlanıyor bu aralar. Görmüş olduğunuz gibi kum zambaklarımızın olduğu yer aynı zamanda hükümetimizin bakanlık tarafından koyulan karetta üreme alanı levhasının bile bulunduğu bu bölgede katliam var diyelim. Oysa kum zambaklarının koruma altında olmasının tatilcilerin dikkatini çekebileceğini anlatan Kayhan, kum zambaklarının koparmak yerine koruma altına alarak turistlere sunumunun yapılabileceğini belirtti. Ancak insanlarımızın bunu yakmayı koparmayı tercih ettiğini anlatan Kayhan, bir daha çıkmamaları için köklerinden kazımaları gerekiyor. İçeride kalanlar mutlaka vardır ve doğa yine intikamını alıp doğal durumuna geri dönecektir. Kum zambaklarımız burada yeşermeye devam edecektir dedi. İçeride kalanlar mutlaka vardır ve doğa yine intikamını alıp doğal durumuna dönecektir. Kum zambaklarımız burada yeşermeye devam edecektir.